Sevgili arkadaşlar, bugün sizler için Robic Finance'dan, Robic Exchange'den bahsedeceğim. Robic bir multi-chain DeFi projesidir, platformudur. Yani şu günlerde DeFi projeleri çok fazla artmaya başladı. Mesela eski günlerde diğer projeleri göstermek oluyordu, günlük popüler oluyordu. Ama bugün multi-chain DeFi projesi olan Robic de katıldı. Bu DeFi projeleri çok önem taşımaya başladı. Çünkü diğerlerinden farklı olarak daha kolay borsaya girebilmeleri ve daha kolay anlaşılır olabilmesi bu DeFi projelerinin artmasına, çoğalmasına sebep olmuştu. Robic de bunlardan bir tanesi ve Ethereum, Binance Chain ve Tron üzerinde işlemlere yapabildiği başladığı bir platform sunuyor. Biz de bu platformdan şimdi bahsedeceğiz. Şimdi sistemin incelemesine bakalım. Burada ne işe yarıyor? Bunlara bakalım. Multichain'de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada fonksiyonel bir çizimler yapmışlar, grafikler yapmışlar bunu anlatmak için. Ve burada birçok projelerin yaratılabildiği, trade tokenlarının merkezi olmayan bir işte bir merkezde, merkezi olmayan bir alanda işlem yapıldığı ile ilgili bilgi veriliyor. Zaten burada söylüyor ki MyWish desteğiyle yapılan airdrop, crowdsell ve pool'lardan siz tokenlar üretebiliyorsunuz, tokenler yaratabiliyorsunuz ve multichain platformu olan Robic de bunu listeleyerek satışına gerçekleştiriyorsunuz ve Robic Uniswap gibi burada direkt işlemlerin yapıldığı, pay-to-pay trade işlemlerinin yapıldığı bir alandır ve Robic'e siz tokenlar ilave edebilirsiniz ve aynı zamanda tokenlerin karşılıklı olarak listelenen birçok tokenlarla değiş tokuş işlemlerini yapabiliyorsunuz. Robic'in aslında diğerlerinden farklı yanı bu ki daha basit ve tehlikesiz bir ortamda işlemlerin yapılmasını sağlıyor. Burada biz kimiz diyor. Burada takımlarla ilgili işte 6 blockchain sistemiyle ilgili Neo'da, Ethereum'da, Tron'da, EOS'da, RSK, Waves ile ilgili smart kontratların yapıldığı ve bunların her biriyle ortak bir alanda çalıştığını Robic söylüyor. Ve burada blok ve işte onaylı Neo, Guards, Ductus, Waves, Enequium, Axion Network ile ilgili ve birçok projelerde ortak yanlarının olduğu ve onlarla birlikte çalıştığını söylüyor ve bununla ilgili bilgileri bize veriyor. Ve burada arkadaşlar daha iyi anlatmak için sistemi burada OnePager'a bakabiliriz. OnePager'a baktığınız zaman burada Multichain'in platformu ile ilgili, burada Create Your Trade diyorsunuz, trade işlemleri ile ilgili bilgileri yer alıyor OnePager'da. Burada P2P trade'lerde, liquidity'lerle ilgili bağlantıların, Uniswap Curve integration'larının ve herhangi bir limitin olmaması, işte özel veya public olması, burada merkezi olmayan bir OTC platformlarda ya işte herhangi bir token'in listelenmesine gerek duymadan onun konvertini, yani değiş tokuşunu yapabileceğimizi ve yatırımcıların her bir başarılı trade işlemlerinde yüzdeler ödemediği, yani az bir şey ödediğini söylüyor. Burada da Robic Contract'ın nasıl çalıştığıyla ilgili bir tasarım yapmışlar. Mesela 100 GIN token gönderilmiştir ve 300 RED almıştır. İşte burada 100 ve 200 arasında burada söylüyor ki P2P işlemleri yapılıyor ve burada Uniswap Curve Pool'da, yani 100 GIN 200 RED'e eş değer oluyor. Ve böylelikle işlemler bir tabanda, bir alanda yapılıyor. Ve burada biz kimiz bölümünde Tron'la, işte EOS'la ve diğerleriyle yaptığı anlaşmalardan bahsediyor. Nasıl kullanılabilir bölümünde ise Create Your Trade and Choose Your Rates diyorsunuz ve burada sizin hesabınız oluyor. Instant Trade'de ise işte siz instant olarak DEX integration'da trade işlemlerini gerçekleştirebildiğinizi söylüyor. Burada DEX'lerle ilgili olarak işte kendinizin bir token üretebildiğiniz ve pool'a dahil edebileceğinizden bahsediliyor. Multichain desteğinden bahsediliyor ve burada Tokenomics bölümünde Robic platformuna ait olan ERC20 tabanlı RBC token'ından bahsediliyor. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi RBC token'la ilgili trade creation yapıyorsunuz, işte broker'larla bahsediyor.
Ve burada RBC, Ether, TRX ve BNB ile aynı blockchain üzerinden bir ücretlendirmede tabi tutuluyor. 124 milyonluk bir total supply olacaktır ve satışa 82 milyon çıkacaktır. Uniswap'ta ise 10 milyon satılacaktır. Marketing bounty'lere 10 bin, MyWish işte holder'larına 10 bin ve takıma 12 milyon bir dağıtım olacaktır. Ve burada görmüş olduğunuz gibi %30'luk bir exchange token'dan bahsediliyor, RBC'den bahsediliyor. Ve her token'in işte locked edileceği ve %10 olarak her 3 aydan bir yapılacağı, unlocked yapılacağı ve yıllık %2'lik bir oranda yapılacağı söyleniyor. Ve sonra %8'lik bir token'ın %4'lük bir 4 aylık içindeki bir dondurma işleminden ve burada Uniswap liquidity'nin %8'lik bir allocated'den bahsediliyor. Ve yol haritasına baktığımızda 2020'nin Oktober'ından başlıyor yol haritası. Yani gelecek aydan başlıyor. Burada Binance Smart Chain'de yer alacağı, Integration'ın Tron'la olacağı, Instant Trade'lerin olduğu, Multi-Chain'lerin başladığı, Anonymizer'ın olacağı ve Liquidity Pool'ların platform üzerinde işlemlerinin yapılacağını söyleyebiliriz. Ve burada arkadaşlar launch platforma gitmemişten önce burada Rate White Paper var. White Paper'ına da bakalım. Bakalım White Paper neler söylüyor. Ve White Paper'da burada content'leri görebiliyoruz. Herhangi bir tanıtımlarını, smart contract'ını, interface'ini, blockchain'in taramasını, backend ve database'lerini görebiliriz ve bunlarla ilgili bilgileri burada yazıyor. Yeni DeFi Market'ten bahsediliyor burada. 7 milyon dolarlık bir DeFi projesinden bahsediliyor. P2P trade'lerde Uniswap Group integrasyonuyla burada işte yapılan işlemlerin, brokerlarla yapılan işlemlerle ilgili bilgiler yer alıyor ve burada görmüş olduğunuz gibi işlemlerden, brokerlardan, projelerden, investment gruplardan bahsediliyor. Burada smart contract, database, event scanner ve relay bahsediliyor. Smart contract bölümünde ise burada işte açık kaynak kodlu GitHub'da olan Crypto Rubik'i inceleyebiliyorsunuz diyor. Unigi'ye ID swap, token 1, token 2, number token işte diğer işlemlerini de kolay bir şekilde görebilirsiniz. Bakın burada da interface var. Bir token'dan diğerine, mesela Ethereum'dan DAI'ye burada işlemi yapmışlar. Trade demişler. Ve burada parametrelerini yazıyorlar. Mesela hangi ayda, işte hangi günde, hangi hesaba gitsin. Bunu da oluşturarak işte işlemleri başlayabilirsiniz. Ve burada da Rubik'in farklılığı ortaya çıkıyor. Ve buradan MetaMask'la da ile ilişkilendirerek işte işlemleri hızlandırabilirsiniz. Uniswap'taki gibi. Ve Rubik'te de burada değişikleri kaydedebilirsiniz. Ve burada Rubik'le ilgili bilgiler yer alıyor. Blockchain'deki burada Rubik paketlerde Blockchain Scanner'ın yani Blockchain Explorer'larda Transaction'larını burada görebiliyorsunuz ve Backend Database bölümünde ise bu işlemlerle ilgili bilgileri alabilir ve görebilirsiniz. Trade Life Cycle'da ise Draft, Created, Lighting işte diğerlerini kolay bir şekilde izleyebilirsiniz ve görebilirsiniz. Burada Computer bölümünde ise merkezi olmayan ve merkezi olan mesela işte diyor ki Circle'da ait bittir. Ve merkezi olmayan SwitchAdder, Swaptor, Tokrex'tir. Bunlarla ilgili bakın burada da bir işler yapmışlar burada mesela hangisinde ne işlemleri var, kayıcı işlemleri olsun, lepler olsun, blockchain'in nasıl işleyeceği olsun ve diğerlerini burada göstermişler ve farklılıkları göstermişler. Tokenomics bölümünde ise burada da yine Tokenomics bölümünde yer alıyor ve RBC'lerden bahsediliyor, yakmalardan bahsediliyor, burn'lardan bahsediliyor ve işlemlerle ilgili multi-chain Rubik platformu ile ilgili diğer bilgileri de burada alabilirsiniz. Ve burada Build with Rubik var. Mesela Trade var. Token var. MyWish ile ilgili. Airdrop var. Ve burada Liquidity Pool'lar olacaktır. Burada misyonlarını yazmışlar. İşte misyonumuz nedir? Burada sosyal paylaşım sitelerindeki yerleri var. Mesela sosyal paylaşım sitelerindeki yerlerini ziyaret edelim. Mesela Twitter'a gidelim diyelim. Twitter'da mesela burada P2P ile ilgili bu proje ile ilgili bilgileri görüyorsunuz. Ya işte GitHub'a giderek burada açık kaynak kodlarını görebilir, görüntüleyebilirsiniz ve işlemlerin nasıl gittiğini izleyebilirsiniz. Mesela burada Trade platformunda bu Launch platformunda olduğu gibidir. Mesela buranın ziyaret edelim.
Evet, Ruby Exchange'e dahil olduk. Bakın Ruby Exchange nedir? Bakın burada order'i bu konu görüyorsunuz. Mesela AMPL sushi ile değiş tokuş yapılmış. Bakın işte burada zaman geçişini yazmışlar. Ve burada show more diyerek diğerlerini de görebilirsiniz. Ethereum link'e gitmiş. Bir Ethereum'dan iki link alınmış galiba burada. Ya işte swap işlemlerini de göstermişler. Ve burada herhangi bir işte işlem yapmak istiyorsanız buradan token'ı seçiyorsunuz bu listeden. Mesela siz Tether mi seçiyorsunuz, ERC20 mi, Ethereum mu, Chainlink mi? Birçok coin'ler olacaktır burada, token'lar olacaktır. Ve burada mesela Ethereum seçtik diyelim. Mesela bir Ethereum vereceğiz. Ve burada söylüyor ki hangi token'den almak istiyorsunuz. Mesela ben istiyorum ki USDT alayım. Kaç para almak istiyorum? Bakın burada 100 custom token var. Token contract adresini yazarak buraya ilave edebilirsiniz. Ve aynı zamanda burada da yazarak ilave edebilirsiniz. Ve Advanced Setting var burada. Mesela Advanced Setting'de ise burada Closing Date yazabilirsiniz. Hangi tarihte bağlansın, kapansın. Burada Permanent Trading yazabilirsiniz. Minimum Contract Ethereum'u ve minimum işte USDT'ni yazarak burada işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda burada Login by MetaMask diyerek de MetaMask'a girerek işlemleri yapabilirsiniz. Ve sonra geri dönüp burada mesela Crypto Token diyelim. Token da yaratabiliyoruz. Mesela bakalım nasıl yaratabiliyoruz token'ı. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu neyse kukileri diyelim. Evet arkadaşlar, Mavişi görüyorsunuz burada. Burada Ethereum, Binance, Tron, EOS, Nano, Waves. Yani hangi blockchain'de istiyorsanız token'ın yaratılmasını gösterebilirsiniz burada Mavişle ile ilgili. Mesela burada Mavişi gösterebilirsiniz. My Contract'ı gösterebilirsiniz. Hangi token'ı yaratmak istiyorsunuz? Ya yani Buy Token diyebilirsiniz. Token'ın mesela Contract'ı 400 dolar. Token Protector'u 300 dolar, Cross Sale Contract'ı 600 dolar, Airdrop 400 dolar, Loss işte Wedding Contract ve diğerlerini arkadaşlar burada her bir şeye görebiliriz. Mesela Buy Token bölümünde Sign Up ve Sign In diyerek de hesaba geçiş yapmalıyız bunun için. Ve bu işlemleri buradan devam edebiliriz. Ve Airdrop var. Airdrop nedir bakalım. Airdrop'ta ise burada bazı tokenlar olaraktır ki Airdrop bölümünde biz bu tokenları alabileceğiz. Airdrop bölümüne ait olan Test Network diyerek de işte buradakileri seçimini yapacağız. Burada produktlar bölümünde de girip bu airdropları işte Crypt Token ve Trade Platform'u görebilir ve inceleyebilirsiniz. İşte Rubik ile ilgili, Revece ile ilgili bilgileri de gördünüz ve sistemin nasıl işleyişi ile ilgili bilgi sahibi. Evet arkadaşlar, Multichain projesi olan Rubik projesi ile ilgili tanışlığımız bu kadar. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.